Selamun aleyküm muhterem seyirciler. Gene bir programda sahura doğru seher uyandırma programında birlikteyiz. İnşallah dilimiz döndüğünce sizin için faydalı olmaya çalışacağız. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Bu bir ayeti kerime Musa aleyhisselam bunu okumuş ve Allah ona bu ayeti öğretmiş. Ne zaman ki Allah Celle Celaluhu Musa Aleyhisselam'a ey Musa git Firavun'u uyar, nihayetinde uyarma ve uyandırma faaliyeti yürütüyoruz. Bunun güzel örneklerinden birisi de Musa Aleyhisselam ve o da Firavun tabii en böyle kellifelli bir muhatap, çok problemli bir muhatap, sıkıntılı. Ve tabii ki bu muhatabı duyunca Musa Aleyhisselam'da önce bir korku belirmiş. Ya Rabbi ben korkuyorum, işte ben bu konuda yetersizim, dilim problemli. Harun Aleyhisselam'ı, Harun'u kardeşimi bana yardımcı ver demiş ve bu duada kendisine öğretilmiş. Bu duada da şudur ki, Rabbi şahli sadri, ey Rabbim göğsümü genişlet ve yesirli emri, bu davet işimi, uyandırma işimi, uyarma işimi ki muhataplar arasında Firavun gibi bir belalı birisi var. Bu konuda işimi kolaylaştır. Vahdül ukdeten millisani, dilimden o ukdeyi, bağı kaldır, çöz. Millisani, yefkahu kavli ve benim kavlimi, sözümü anlıyor olsunlar diye. Böyle bir dua Kur'an ayetidir. Ve bu duayla başlayalım. İnşallah Rabbim işimi kolaylaştırsın, gönlümü genişletsin ve dilimdeki bağı çözsün ki inşallah siz de daha kolaylıkla anlayabilirsiniz. Ben güzel bir şekilde anlatabilirim. Gene eski usul afişler buraya yansımaya başlayacak. Biz de afişler üzerinden hem siz göreceksiniz hem biz göreceğiz. Sizin gözünüze hitap etmiş olalım. Bir taraftan sesle hitap edelim, bir taraftan da görselle. İşte yani Musa Aleyhisselam'ın çözümü de dermanı da Kur'an'da, Muhammed Aleyhisselam'ınki de Kur'an'da. Öyleyse hepimizinki Kur'an'da bir ayeti kerime, evet nedir? Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, parçalanıp ayrılmayın. Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ve parçalanıp ayrılmayın, tefrika yapmayın. Şimdi burada bir Allah'ın ipi var, Hablullah. Hablullah nedir? Yani sımsıkı sarılın ve toptan sarılın. Allah'ın ipine sımsıkı toptan sarılın. Bunu birazdan tahtaya da geçerek bahsedeceğim ama bir iki kelimeyle orada yazarak oradan da gözünüze hitap etmiş olalım. Allah'ın ipi nedir? Baktığımız zaman bu aslında, bakın buradaki sımsıkı sarılın ayeti kelimesinin kelimesi Arapça imsak, emsiku, tutunuz. Bu birçok kavme, özellikle Yahudi kavmine de önceden Allah'ın kitabını sımsıkı tutun, onu bırakmayın diye nihayetinde Muhammed Aleyhisselam zamanında da Allah Teala ayeti kerimelerle birçok Resul zamanında bunu o kavme söylemiş. Yani Allah'ın kitabına sımsıkı tutunun. Allah'ın ipi Allah'ın kitabı. Ve hatta Allah Resulü, bazı Resuller de ey Rabbim ümmetim kitabı, Kur'an'ı terk etti, büsbütün terk etti demeye getirdiler. Bunu da dillendirdiler ve bunlar da ayet olarak bir şekilde Kur'an'a yansıdı. Ve Allah'ın ipi Kur'an'dır. Ve bu ip bu dünyaya, insanlara bu şehri Ramazan'da uzatılmıştır. Yani ara ara bu ip insanlığa uzatılmıştır ki insanlar adeta bir çukurda, bataklıkta, bir lağımda, bir bataklıkta batıyorken, yani o maddi manevi bütün değerlerini yitirmişken ve artık kaybediyorken, helak oluyorken Allah ona Resulü vasıtasıyla, Cibril Resul ve Nebi Resul vasıtasıyla bir ip uzatıyor. Bir Kur'an, bir hidayet kaynağı, bir Furkan, bir farkındalık oluşturma, bir bilinç oluşturma ve bu Kur'an'la oluyor. Onun için Kur'an'ı sımsıkı tutun. Ve neden? Bakın bu ayet-i kerimede görüyoruz. Onun için Allah'ın kitabına sımsıkı sarılmamız lazım. Onun için tekrar Allah'ın kitabı diyor. Çünkü o birçok yönüyle Allah'tan kolay, anlaşılır, mübin,
her şeyi içeren yeterli bir kaynak ve tekamül etmiş bir kaynak çok geniyle, yani hiçbir Allah nasıl noksanlıktan münezzehse onun kitabı da aynı şekilde. Tekamül etmiş, mükemmel. Yani noksanlığı yok ve her şeyde ihtiva eder yeter bir vaziyette yegane kaynak. Ve buna Hablullah, Allah'ın ipi diyoruz. Bir de tahtaya geçerek iki vasıftan bahsedeceğim. Bu kitapla alakalı Allah Teala bize bu kitaba sarılın. Yani bunu sımsıkı tutun. İmsakta orucu tut, yani orucu tutmak nefsi bazı şeylere karşı, yemeye, içmeye, nefsi arzulara karşı belli bir süreliğine tutmak, yani kelime o aynı kelime. Peki nasıl orada? Cemiyan, bakın cemiyan. Cemiyan. Bu bizim aslında bilmediğimiz bir kelime değil. Bakın birçok kelime Türkçe'de var dedik. Nedir bu? Aslında bakın cema'a sonuna t getirerek cemaat veya cem'iyet, cemiyet veya cami veya cuma. Yani baktığımız zaman bunu çoğaltabiliriz. İçtima vesaire. Birçok kelime buradan Türkçe'ye geçmiş. Aslen cim, mim ve he, ceme ve ayın. Cema'a. Bu ne demek? Yani cemaat olarak, topluca. Hiç kimse dışarıda kalmadan, aslında bu Kur'an'ın evrensel bir kitap olduğunun da göstergesi. Zaten anlaşılıyor da birçok ayet-i kerimede. Bu bütün insanlığa bir vaat. Topluca. Bütün insanlar. İşte bu mahallenin insanı, tabii ki başta Kur'an'a çehresini, yüzünü dönen insanlar olmak üzere bütün insanlık buna davet ediliyor. Daha önce de bütün, yani biz hiçbir kavim olmasın ki yani ona bir nebi göndermeden onları helak edelim veya ömürleri tamamlanmış. Yani bütün kavimlere bir şekilde bir vahiy, Kur'an veya daha önceki kitaplar bir şekilde insanlara iletiliyor. Bugün de Kur'an nihayetinde bütün dünyaya hitap eden bir kitap. Hiç kimseyi dışarıda bırakmıyor. Ha bir kısmı bunu kabul eder, bir kısmı etmez, ayrı mesele. Bir kısmı bu konuda önceliklidir, işte öne geçmiştir. Nihayetinde şu coğrafya aşağı yukarı bu konuda öncü gibi duruyor. Her ne kadar bu vasfı dört dörtlük kuşanamamış olsa da diğer kavimlere, dolayısıyla diğer topluluklara, dünyanın diğer coğrafyalarına bunu iletmek bu toplumun üzerine kalıyor. Ve bu bir. Buradan şunu da anlamak mümkün. Bazen o şekilde tefsir edenler de var ama o daha zayıf bir meal, bir tefsir. Nedir? Tamamına. Zaten Kur'an'ın tabii ki bir ayetinin bile, bir kelimesinin bile dışlanması mümkün değil. O zaten birçok ayet-i kerime de geçerli. Ama burada bir, yani ayetin sonraki kısmına da baktığımız zaman daha çok topluca, yani hiç kimse dışarıda kalmamak kaydıyla herkes bu Allah'ın ipine sarılsın. Ve la teferragu. Şimdi bu sondaki vav ve elif çekim, çoğul, cemi yapıyor. Yani buradaki kelimeyi çoğullaştırıyor. La, olumsuz anlamına. Şuradaki te de şahıs eki, sen anlamına. Ne kaldı geriye? Fark, bakın ferraga, o ra'dan bir tanesini düşersek fark oluşturmak anlamına. Fark, bakın ferraga, fark veya fırka, fırka. Biz bunu İlk sohbetimizde Kur'an'ın bir vasfı olarak, Furkan olarak görmüştük. Furkan da nihayetinde aynı kelime. Fark, farklı, Furkan, ferraga olunca farklılaşmak anlamına. Ferraga fark, ferraga şiddetlenmiş oluyor, şedd de var üstünde. Ne olmuş oluyor? R iki defa okunduğu zaman bir müteaddi anlam oluşuyor. Yani etkin bir anlam. Farklılaştırmak, farklı olmak. Sadece fark değil, farklı olmak. O zaman la teferragu, farklılaşmayın, farklı olmayın. Onu olumsuzlaştırıyor la. Ve sonundaki de vav, elif, cemi, çoğul. Farklılaşmayın. Ne oldu? Allah'ın ipine topluca sarılın ve fırkalaşmayın. Bakın fırkalaşmayın. Farklı farklı olmayın. Bu Allah'ın bir emridir. Özellikle şu mübarek Ramazan gecesinde, evet, fırka fırka olmak. Bakın biz cemaat cemaat diyoruz. Yani İslam cemaati tek bir cemaattir. İslam ümmeti tek bir cemaattir. Eğer
bir sürü cemaat oluyor ve bunlar cemaatçilik yapıyorsa, işte bakın o zaman bu ayeti kerimeye muhalefet olmuş oluyor. Allah Teala farklılaşmayın buyururken, farklı farklı olmak, farklı farklı cemaatler olup bir de cemaatçi olmak. Yani İslam ümmetinin o tek cemaatini, ümmeti ve birliği, beraberliği Allah'ın kitabında, Allah'ın ipinde bir ve beraber olmak dururken farklı farklı olmak, fırka fırka olmak haramdır. Bakın bu konuda farklılık getiren ne varsa o haramdır. Farklılık getiren cemaatçilik olsun. Cemaat aslında bir rahmettir. Ancak o cemaatçiliğe dönüşüyor ve tek cemaatin oluşmasına engel teşkil ediyorsa o zaman o haramdır. O fırkalaşmayı getirir ve başka bir ayeti kerimede Allah Teala onlar dinlerini paramparça ettiler ve herkes kendi elindekiyle mutmaindir. Kendi elindekiyle sevinmektedir. Öyle değil mi? Birçok cemaat olayı, dini paramparça etmiştir. Her biri bir tarafından tutmuş, ne var ne yok dini o, başka bir şey değil. Halbuki dine bütüncül bakılır. Evet, o bahsettikleri şey, çok önemsedikleri şey dinin bir parçasıdır, doğru. Ama din ondan ibaret değildir. Başka parçalar da vardır. Yani dolayısıyla benim tuttuğum parçası en doğrusudur, en güzeldir, diğerleri yanlıştır. Algısı kesinlikle yanlış. Bu cemaatçiliğe götürür, fırkacılığa götürür, tefrikaya götürür ve bu haram edilmiştir. Evet, sen bir parçasından tutmuş, yükseltmiş olabilirsin. Öbür de bir başka. Yani bu mümkün. Yani herkes her parçasını tutamayabilir. Ama bunu bir bütünlük anlayışı içinde, bir insicam içinde, birbirlerinden farklılaşmadan, fırkalaşmadan bunu götürmek doğrudur. Eğer bu fırkalaşmaya mezhepçilik de sebep oluyorsa, meşrepçilik de sebep oluyorsa, her ne sebep oluyorsa onlar sorun oluşturuyordur. Bakın Allah, biz sizi diyor şubeler halinde, milletler, kavimler halinde yarattık. Niye? Tanışasınız diye. Tanışmak için bu böyle. Evet. İnne ce'alnâkum şu'ûben ve kabâile. Biz sizi şubeler ve kabileler olarak yarattık. Ve lâ lite'arefû. Tanışasınız diye. Yani arefe, arif olasınız. Birbirinizle bilişesiniz diye. Evet, bakın. Hani bir konuda isimlendirme yapmak için belli isimler koymak, tasnif etmek, hatta ilmi bir çalışma yapmak için belli tasnifler gereklidir. O da nedir? Yani isimlendirme yaparak birbirine karışmasın diye, birbirini daha doğru tanımlasın diye. Nihayetinde Allah da insanları kavim kavim, kabile kabile yaratmış. Buradaki kasıt da birbirleriyle tanışmaları, bilişmeleri ve tanışma kolaylık olsun. İşte şu bakın, her suret farklı farklı. Hepsi aynı olsa, robotik olsa hiçbirini tanıyamazsın. Ne olur? Kavimlerin birbirinden ciddi farkları vardır. Kavimlerin içinde bile her şahıs kendine munhasırdır. Her şahsı Allah kendisine benzer yaratır. Yani onun bir benzerini, birebir aynısını çok bulan. Parmak uçları bile farklı farklıdır. Bu neden? Hakikaten kimse bir karışmasın birbirine. Ve burada bir tanışıklık oluşabilsin. Ama bu kavmiyet, kabilecilik, şubecilik, kavmiyetçilik bir fırkalaşmayı, farklılaşmayı doğuruyorsa o haramdır. O şey, o Allah'ın ayeti haram getirmez, farklılaşma getirmez. Dolayısıyla bu farklılaşmayı doğuran kavmiyetçilik veya kavmi, mesela kavmi dillerin bu şekilde kullanılması fırkalaşmaya sebep oluyorsa bu haramdır. Bu haramdır. Evet, yani farklılaşma getiriyorsa. Ama tanışmayı bir getiriyorsa, birbirleriyle aynileşmeyi, beraber olmayı, bir beraber olmayı, birlikte olmaya engel olmuyor ve bunu hatta destekliyorsa, bir renk çeşidi oluşturuyorsa bunda bir mahsur yok. Öyleyse buradaki ana kasıt birlikte olmak, bir ve beraber olmak ve fırkalaşmamak, ayrışmamak. Şu anda dünyada herkesin dilindedir. Bir beraber olmak, bir olmak, iri olmak, diri olmak, beraber olmak. Yani dünyada bir barış oluşturmak. Bunu herkes söyleyebilir. Herkes dillendirebilir. Ama bunun doğrusu nedir? Hangisidir? Bunun doğrusu, makulü, hakiki olanı Allah'ın dininde, Allah'ın kitabında, Allah'ın ipinde, Allah'ın yolunda birleşmektir. Onun dışında hiçbir şeyde birleşmek zaten mantıken mümkün değildir. Çünkü herkes ister ki
kendinde birleşirsin. Herkes bunu ister. Herkes kendinde birleşirsin ister. Herkes kendi cemaatinde birleşirsin. Herkes kendi kavminde birleşirsin ister. Herkes kendi devletini kutsar, orada birleşirsin ister. Herkes kendi coğrafyasında ister. Vesaire vesaire. Dolayısıyla herkes kendi ideolojisinde ister. Herkes doğru veya yanlış kendi dininde ister. Ama herkes için müşterek olan ve insanları bir araya getirebilecek olan yegane iştirak noktası, müşterek nokta bizi yaratan, hepimizin ortak yaratıcısı olan Rabbimiz ve onun dinidir. Onun için Allah'ın ipi fevkalade önemli. Çünkü o ipte bütün insanlar bir araya gelebilir. İnsan dolayısıyla buradan bir şey çıkıyor, netice çıkıyor. Yani insanlar barış içinde, sulh içinde bir, beraber, çatışmasız, kavgasız, gürültüsüz yaşamak istiyorlarsa bunun yegane çaresi, yegane devası Allah'ın dinidir, Allah'ın ipidir. Onun için başka bir şey aramaya asla gerek yok. Arıyorlarsa bulamazlar, bunu söyleyelim bakın. Şu ana kadar mümkün olmamıştır, bundan sonra da mümkün olmayacaktır. Bu yaratılışa, yaratılışın kanunlarına, yasalarına aykırıdır. Yaratılışın ilkesine aykırıdır. Onun için boşuna böyle bir çabaya girmesinler. Böyle bir çabaya girenler boş bir çabanın, bir abesle iştigalin içindedirler. Onun için biz burada önce tabii ki bütün dünyaya olmak üzere, ama önce bunu kendi mahallemizde, kendi çevremizde dillendirip bunu bir defa makul bir şekilde insanları bu ip etrafında toplamak, bu sırat üzere toplamak lazım. Ki onlar başkalarına örnek olsun, bir ön açıcı olsun ve rehberlik etsinler, öncülük etsinler. Bu konuda da yani acizane bu ümmetin dağılmış haliyle bile olsa, parça bile olsa, gene nihayetinde buraya en çok namzet olan topluluk buralarıdır. Tabii ki yani eğer bu vurdum duymazlık devam ederse, bu sorumsuzluk, saygısızlık devam ederse, nihayetinde işte İncil'de de geçtiği gibi Allah ne yapar? Alır emanetini başka bir topluluğa. İşte İsa Aleyhisselam'ın kavmi buna sahip çıkmayınca başka bir yere ne oldu? İşte Filistin'de, Kudüs'te buna sahip çıkmayan bir işte Bizans valiliği ve Yahudi din adamları ne yaptı bu defa? Allah vahyi oradan aldı. Hop Mekke'ye. Mekke'de son Resul Muhammed Aleyhisselam'a tevdi etti emanetini ve orada hakikaten çok güzel bir mücadele yürütüldü ve ciddi bir başarı elde edildi. Ve biz halen 1500 yıla yakın zamandır bu mirası tüketiyoruz. Yani oradan gelen o dini davetin yankılarıyla biz ayakta duruyoruz. Ve kıyamete kadar da bu hakikat devam edecek. Bu Kur'an üzerinden, bu hakikat üzerinden insanlara davet anlatılacak, hak hakikat anlatılacak, meşru olan, şer'i olan yasalar, kaideler, kanaatler, değerler, ilkeler insanlara aktarılmaya devam edecek. Evet, yavaş yavaş diğer afişlerimizde geliyor inşallah. Dolayısıyla evet, bakın bu da onlardan birisi, ana dil meselesi. Ana dil, bakın ana dil. Ana dil, bundan dolayı biz diyoruz ki ne demek ana dil? Aslında umumi dil. Bir de kişinin annesinden öğrendiği dil. Annesinden öğrendiği dilden de daha şumullu. Herkesin annesinden öğrendiği dil farklı farklıdır. Ama bir umumi dil, bu daha bir ortak değerdir. Allah Kur'an'a ümmül kitap buyuruyor. Yani ana kitap. O zaman ana kitabın dili ana dildir. Umumi dildir. Özellikle ümmet için, belki şu anda bunu diğer taraflara, dünyanın diğer taraflarına bunu ulaştıramıyorsak, iletemiyorsak bile, efendim, bu zamanla mümkün. Neden bir kitabın dili olmayan İngilizce veya başka bir dil yaygınlaşsın? Onun yerine ana kitabın dili, Kur'an'ın dili yaygınlaşsın. Bu ana dil olsun ki hem bu umumi bir dildir, özellikle bu coğrafya için. Selçuklu zamanında, Osmanlı zamanında, zaten Resul zamanında, ondan sonraki bütün dönemlerde umumi dil olarak Kur'an dili devam etmiştir. Hatta ecdadımız Selçuklu ve Osmanlı ne yapmıştır? Türkçeyi
Kur'an diline o kadar yaklaştırmış ki adeta aynileşmiş. Yani şu anda bile bunca müdahaleye rağmen ne olmuştur? Kur'an %80 oranında, Kur'an'da geçen kelimeler %80 halen Türkçe'de vardır. Türkçe'de devam etmektedir. Bir tek yazımı noktasında Osmanlı zamanında Farsça tarzı, Kur'an tarzına benzemekle beraber ancak o da gene bir farklılık var. Son dönemde de Latince tarzı. Biz diyoruz ki bizim alfabemiz, bizim dilimiz Latince değil. Latince Türkçe de değil. Yani biz Türkçe olacak diye Latince'ye çevir. Ne kel alaka? Ne kel alaka? Şu anda Güneydoğu'da Kürtçe konuşuyoruz diye Latince alfabe. Kürt alfabesi değil ki o. Türk alfabesi de değil. Biz buna mahkum muyuz? Ne gerek var? Zaten bu dilde de bir kaide, kural, matematik, mantık çok yoktur. Özellikle İngilizce çok ezberci bir dildir. Halbuki Kur'an dili çok mantıki ve matematiksel bir dildir. Manalı bir dildir. Kurallı bir dildir. Kolay bir dildir. Özellikle biz tabii ki kalkıp da külli bir Arapça öğrenelim demiyoruz bakın. Şu anda özellikle benim acizane geliştirdiğim, işte Kur'an Arapçası ve Kur'an Türkçesi diye tanımladığım Osmanlıcanın güncel versiyonu, Kur'an merkezli, Arapça değil ha bakın. Arapça külli çok dağınık ve geniş bir dil. Hepsini biz kuşatamayabiliriz, anlamayabiliriz, anlayamayabiliriz, efendim ihata edemeyebiliriz. Ama Kur'an Türkçesi dediğimiz bakın, Kur'an Arapçası ve Kur'an Türkçesi. Evet, Kur'an Kürtçesi, Kur'an Farsçası bu şekilde bütün coğrafya şu anda hali hazırda bunu %80 anlıyor. %80 okuyunca anlıyor. Kelimeleri anlıyor. Ve yazmasını da bu şekilde yapabilir. Ben yavaş yavaş burada örneklerini vereceğim. Bakın, ana dilimiz Latince değil, Rabça. Ana dilde Rabça eğitim hakkımız. Mesela orada Rabça derken bakın, Rabça Türkçe bir kelime. Rab Arapça, Kur'an kelimesi. Ca da Türkçe. Değil mi? Oraya Rabça diye yazdık. Yani bu aynen Kur'an yazımıyla. Kur'an'da olduğu gibi. Belki bir tek o kalın Rabce değil de Rabca demek için şu şekilde. Daha doğru olur. Sükun kullanmıyoruz. Sükun kullanmıyoruz. Niye? Harekesi yoksa sükundur. Dolayısıyla şu anda çağdaş Arapçada hiç hareke kullanmıyorlar. Biz dolayısıyla çağdaş Arapçaya da tenezzül etmiyoruz. Nedir? Kur'anca. Kur'an dili. Ana dil. Bu bütün ümmetin ana dili. Bu şekilde yazabiliriz bakın. İşte Türkçe yazacağım diyelim. Bakın Türkçe. Türkçe, Türkçe bir kelime. Ama Kur'an'da geçmiyor. Kur'an'da geçmiyor diye illa ben bunu şey yazacak değilim. Yani Kur'an'da geçmeyen bir kelimeyi de illa Arapçasını yazacak değilim. Hayır, Türkçesini yazarım. Ama Kur'an tarzıyla, Latin tarzıyla değil. Mesela Türkçe yazıyoruz bakın. Türkçe. İşte bakın. Türkçe. Türkçe. Bu Rabça, bu da Türkçe. Dolayısıyla ne olmuş oluyor? Ben aynen Kur'an'da yazıldığı gibi, Kur'an okuyan bütün herkes bu şekilde okuyabilir ve Türkçe kelimeler de bu şekilde yazabilir. Bu kadar basit. Ne oldu? Alın size Kur'ani bir Türkçe ve Kur'an dili. Dolayısıyla ana dilimiz aslında bizim Kur'an dili. Kur'an dili, Kur'anca, Kur'an Türkçesi. Bu şekilde biz bütün Arap dünyasıyla hem de evet. Bu dil, dolayısıyla şu anda yeni bir şey öğrenmiyoruz bakın. Yeni bir şey. Bunlar hepsi aslında bildiğimiz Türkçe kelimeler ve Kur'an'da geçen Türkçe kelimeler ve Kur'an'da geçmeyen Türkçe, gene Türkçe kelimeleri kullanıyoruz. Ancak Kur'an merkezli oluyor ve bir de yazımını, çizimini gene Kur'an'da olduğu gibi yapıyoruz. Buradan Kur'anca Türkçe, Kur'ani bir Türkçe çıkıyor. Ve bu dille biz bütün Arap dünyasıyla anlaşabilir miyiz? Evet. Türk dünyasıyla evet, Fars dünyasıyla evet, Kürt dünyasıyla evet. Ondan sonra bizim Kürtçe, Türkçe bir kavgamız olmaz. Aslında biz bunu Osmanlı'nın yaptığı bu çalışmayı, daha önce Selçuklu'nun yaptığı çalışmayı güncelleyerek bugüne aktarabilseydik, bunu yıllar önce yapabilseydik aslında böyle bir kavgaya gerek yoktu. Ama ulus mantığıyla üretilen, kavmiyetçilik mantığıyla üretilen bütün bu çalışmalar, dil çalışmalar dahi getir görün bizi, bak bizi nereye getirdi? Bizi ne hale getirdi? Yani ülkeyi birbirine düşman ulusluklara dönüştürdü. Bu projeyi kim bu milletin başına musallat ettiyse, hangi emperyal düşünce
Kendileri bakın bize etnik diller öğretiyorlar. Diyorlar ki Kürtçe olsun, Türkçe olsun, şuca olsun, buca olsun. E sen niye İngilizceyi sadece İngiltere'de tutmuyorsun? Bütün dünyaya hakim kılıyorsun. Sen niye emperyal dil oluyorsun? Sen de etnik dil ol. Kal orada, kal İngiltere'de. Yani bakın ahmak olmayalım. Bize veriyor telkini, kendi yutuyor salkımı. Derdi aslında bakın bize akıl vermek değil. Kendi aklıyla, kendi diline, kendi dinine, kendi dünyasına, kendi emperyal heveslerine hizmet etmek. Kendi kültürünü yaygınlaştırmak. Buna rakip olabilecek bir beynelmilel nitelik kazanabilecek dilleri parçalamak, dağıtmak. Hem dilleri, hem dinleri, hem toplulukları. Dolayısıyla projeyi görüyorsunuz. Onun için ana dil, bakın ana dil, Kur'an dili bizim için. Ve bunu halen vakit kaybetmiş değiliz. İşte %80 oranında Kur'an Arapçası, Türkçe ile müşterek zaten. İşte %10-15 Osmanlıca'dan katkı ve bir o kadar da tahsih etmek, onu Kur'an Arapçası ile örtüştürmek adına bazı katkılarda ben sunarak bir dil oluşturmuş olduk. İnşallah hacizane bunu da bu ekranlardan halkımıza sunmuş oluyoruz. Yani bu orijinal, asli, bakın orijinal demiyorum, asli. Yani asli, Kur'an'a dayalı, bu kavmin kendi dili, bunu yeniden gündeme sunuyoruz. Bu aslında türedi bir şey değil. Şu anda herkesin bildiği bir şey. Fakat farkında olmadığı bir şey. Bir farkındalık oluşturuyoruz. Bir Furkan farkındalık oluşturuyoruz. Ve bununla işte ne oluyor? Fırkalaşmayın. Biraz önce okuduğumuz ayet-i kerimede fırkalaşmayın. Dil olarak farklı farklı, şu olarak farklı farklı, bu olarak farklı farklı. Mezhepçikler, mezhepçikler, şunlar, bunlar, bütün böyle parçalayan cemaatçikler, şu, yani bütün bunlar dilcikler. Ya tamam, bir insanın dil yeteneği varsa, dili seviyorsa öğrensin. Bunu Allah Resulü de teşvik ediyor. 10 tane dili öğrensin. Herkes kendi yerel mevzi dilini de gene öğrenebilir. Ama bir umumi, bir ana dil olsun ki onunla eğitim yapabilelim. Onunla ticaret yapabilelim. Onunla dünyada yarış edebilelim. Bakın bizim bu dil yüzünden nesillerimiz telef oluyor. Çünkü bir gençte, bir çocukta sayısal yetenek olabilir, sözel yetenek olabilir, sanat yeteneği olabilir ama dil yeteneği olmayabilir. Bu dil yeteneği olmayan kişi o sayısal yeteneğini, sözel yeteneğini, sanat yeteneğini nasıl ifade edecek? Onu mecburen bir yabancı dile tabi tuttuğunuz zaman en az %50 bir defa şey gidiyor, gücü gidiyor. Yani İngiliz düz koşuyor, aynı kulvarda sen engelli koşuyorsun, aynı yarışla muhatapsın. Bu haksız rekabet. Bu haksız rekabeti İngiliz isteyebilir. Ama biz niye istiyoruz? Bu bizim aleyhimize. Bu haksız rekabeti kaldırmamız lazım. Dolayısıyla bakın kalkıp sürekli İngilizce eğitimi artırmanın bir anlamı yok. Şu anda başaramıyoruz, başarılmıyor. İlkokuldan öğlene kadar insanlar sürekli İngilizce okuyor bakın. Birçok hatta meslek içi eğitimlerde. Yani biliyorum kendi arkadaşlarım, doktorlar, tabipler. Yani halen 50 yaşına geliyor, halen İngilizce ile uğraşıyor. Yazık bu ya. Oraya verdiği şeyi eğer bir ana dille eğitim yapılabilecek halde olsa o enerjiyle neler yapmaz ki? Biz böyle geri kalıyoruz işte. O adam düz koşuyor, sen engelli koşuyorsun. Nasıl yakalayacaksın? Bir de adamın geleceğe, ahirete hazırlanma gibi bir derdi yok. Tamamen bütün enerjisini kısa vadede, yakın vadeye vermiş. Senin öyle bir bagajın da var. Nasıl olacak? Nasıl olacak? Bu mümkün değil. Akıllı olalım. Haksız rekabeti kendimiz oluşturmayalım. Yani şu koskoca coğrafyada, Osmanlı coğrafyasında veya daha geniş bir alanda, hatta bunu gerekirse doğuya, batıya genişleterek böyle bir ortak dil geliştirdiğimiz zaman, anasından öğrendiği o dille benim çocuğum eğitimini yapar. Dil yeteneği varsa yabancı dilleri öğrenir. Yoksa bu ana dili üzerinden tıp da okur, hendese de okur, hepsini okur ve hızlı bir şekilde kitap da basılır. Niye? Çünkü bu kitap sadece Türkiye'de değil, tüm Türkiye Cumhuriyetlerde, tüm Arap coğrafyasında, tüm Fars'ta, tüm işte Doğu'da, Balkanlar'da, Kafkas, yani düşünebiliyor musun? O kitap bütün coğrafyada okunacak. O zaman ne olur? Eğitim dili olur. O zaman bir kitap basıldığı zaman bu kadar geniş alan yayıldığı için bir eğitim merkezi olur. Bir bu tarafa doğru, geriye doğru beyin göçü olur ve bir inkişaf olur. Şu anda birbirini anlamayan kopuk kopuk şeyler üretiliyor, yarım yamalak. Bunlar bizim işimize yaramıyor. Bunlar batıya hizmet ediyor. Niye? Çünkü beyin göçü oraya oluyor. Burada da bir şey üretiliyorsa onların diliyle yazılıyor. Gene onların hanesine gidiyor bir şekilde. Kırıntısı ancak bize geri dönüyor. Bu şekilde dünya yarışında yer almak, mevzi tutmak, kazanmak mümkün değil.
Ahireti kazanmak da mümkün değil. Hem dünyayı hem ahireti kazanmak istiyorsak o zaman bu ortak dil projesini desteklememiz lazım. Onun için bu konuda da ben seyircilerimi uyandırmış oluyorum inşallah. Böyle bir konuya uyandırmış oluyorum ve biz kısa bir reklam arası hemen peşinden devam edeceğiz inşallah. Evet muhterem seyirciler. Evet sevgili seyirciler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakın bu projeyi, dil projesini acizane tek başıma da olsam götürüyorum. Birçok, özellikle Avrupa yakasında, birçok ilçede, vakıf ve dernekte veya kendi oluşturduğum mekanlarda, sınıflarda devam ettiriyoruz. Belki de bu ekranlarda da bir zaman sonra bunun çalışmasını yapacağız. Onun için bu projeye paydaş olun, destek olun, bir şekilde bize ulaşın. Bu dili güçlendirelim ve her şahsımız bu dili öğrensin. Bu dil aslında sadece bir iki ders programıyla kısaca, çünkü biz sıfırdan öğretmiyoruz. Bu zaten bilinen bir şey, farkındalık oluşturuyoruz sadece. Elimizdeki malzemeleri değerlendiriyoruz. Çok hızlı bir şekilde bu öğrenilecek, inşallah devreye sokulacak. Onun için bizimle irtibata geçebilirsiniz diyoruz ve olmak için gelecekten emin, olun şimdiden ashabul yemin. Bu da acizane bizim şiiri ana bir Kur'an çözümlememiz. Nedir yani? Eğer gelecekten emin olmak istiyorsanız, geleceğiniz, kendi geleceğiniz, efendim çoluk çocuğunuzun geleceği, neslinizin geleceği, toplumunuzun geleceği, kavminizin geleceği, dünyanın geleceği, dünyanın hem bu dünyadaki geleceği, hem de dünya topluluğunun ahirete dönük geleceğinden emin olmak istiyorsanız, olun şimdiden ashabul yemin. Allah Teala'nın bir, yani grup, bir tayfa, bakın tayfa, Kur'an'da geçen bir kavramdır tayfa. Taifün diye geçer, tayfa, Türkçe, Arapça, Kur'an işte. Ve bir tayfa nedir? Bahsettiği tayfa ashabu yemindir. Yani ashab, grup, tayfa. Arkadaşlık, mesela ashab-ı Resul deyince Resul Aleyhisselam'ın ashabı. Ashab-ı Kef deyince o mağara ashabı. Ashab-ı Uhdud deyince o hudutların ashabı. Ashab-ı Cenne deyince cennet ashabı. Yani ashab, hani bu grup oluşturuyorlar ya şeyde falan, içtimai neşriyatta, yani sosyal medyada vesaire. Orada da bunu kullanabilirsiniz yani. Neden grup diye illaki bilmem ne kavramı? Ashab bir grup, arkadaş vesaire. Ashab-ı yemin, söylemişti bakın, yemin, iman oradan geliyor. Yemin, iman. Yani iman ashabı. Allah'a iman eden, Allah'a yemin eden, Allah'a söz veren ve eşhedü en la ilahe illallah, yani şahitlik eden, yemin eden, şahitlik ederim ki, yemin ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur diyen. O da bakın, la ilahe, la yoktur ilahe, yoktur ilah illa Allah. Bakın, la ilahe illallah, yoktur ilah illa Allah. İlla, Türkçedeki illaki diyoruz bak, illaki. Yoktur ilah illa Allah. Yani bunu diyen ve bu sözünde, evet, bu sözünde istikrarlı olan, mesela şimdi biz çok bildiğimiz la ilahe illallah, bunu bilmiyoruz demeyin bakın, la ilahe, la olumsuz anlamında. Hatta bakın şu neye benziyor? X'e benziyor. X ne? Bir şeyin üstüne çarpı koymak. Yani yok saymak. Oradan hatırlayın. La. Bir daha bir şeyi iptal etmek için çarpı koymayın ya. Şu işareti koyun. Kur'ani bir işaret. La. İlahe. Bakın ilahe. İlah. İlla. Bakın illa. İlla diyoruz ya Türkçe'de. İlla ki Allah. Bunu bilmeyen var mı Allah'ı? Ne oldu bakın? Yoktur ilah. İlla Allah. Yoktur ilah illa Allah. Yani bunun, bundan sonra siz diyebilir misiniz bu Arapça? Hayır. Bu aynı zamanda Türkçe. Türkçe. Hani geçen bir kıssa, Laz Uşağı'ndan bahsetmiştik. Hacca gidiyor. Hadi söyle bana ne oldu ne bitti, çok kısa kesiyorum. Döndüğünde diyor ki ya işte hacc ederken, tavaf ederken, Safa'da, Merve'de, Arafat'ta, şurada burada
namaz kılarken ezan okuyor. Her şey Türkçe. Ha çarşıda pazarda hiç karışıyor falan diyor. Halbuki o da yani ama ne olmuş? Kur'an Arapçası, Kur'an Türkçesi bir olmuş. Bu ecdadımız bunu başarmış. Biz de devam ettirebiliriz. Şu anda yeniden başarmayacağız. Sıfır değil bu. Yani halen o müktesebat devam ediyor. O kazanımlar devam ediyor. İşte burada bakın. Görüyorsunuz kelimeler öyle. Yoktur ilah. Ne diyoruz? La ilah. İlla Allah. Evet. Bu kelimeyi tevhid. Kelimeyi tevhid. Kelime tevhid. Yani tevhid kelimesi. Biz buna mesela kelimeyi tevhid derken Osmanlı aynen bunu böyle yazıyordu. Şey de öyle. Kelime-ü tevhid. Kelime-i tevhid. Kelime-i tevhid bakın. Biz buna yeni dönemde, Osmanlı'dan sonraki dönemde bunu takla attırdık. Ne yaptık? Tevhid kelimesi. Yani birlik kelimesi diye takla attırdık. Hatta tevhide de bir demeye başladık. Tevhid biliyorsunuz vahdet, birlik anlamındadır. Tevhidi tedrisat mesela. İşte tedrisatın birleştirilmesi. Oradan hatırlayın. Dolayısıyla bu kelimeler aslında bir şekilde Türkçe'de var. Ve biz ashab-ı yemin. Bakın yemin var. İman var. Hepsi Türkçe'de var. Ashab-ı yemin yani ashab-ı iman. Dolayısıyla iman ashabı olmak nihayetinde burada bu imanın ilkelerini, hidayetin ana umdelerini, maddelerini bir şekilde vermeye çalışıyoruz. İşte bunun etrafında birleşeceğiz yani. Bu arkadaşlık etrafında, bu kardeşlik etrafında, iman etrafında, iman ashabı olarak, iman kardeşleri olarak, evet, iman arkadaşları olarak, iman kardeşleri, ihvan-ı iman olarak bunu gerçekleştirebiliriz. Ve buna önce kendi mıntıkamızdaki bütün insanlara davet ederiz. Sonra dediğimiz gibi işte Hristiyanlara, Yahudilere, ey Hristiyanlar, ey Yahudiler, İsa Aleyhisselam'ın, Musa Aleyhisselam'ın dini, İslam idi, bu böyledir. Gelin şu anda bu din üzere birleşelim ve birbirimizi Allah'tan başka Rabler edinmemek üzere, kula kulluk etmemek üzere, hepimizin ortak ilahı olan Allah'ta birleşelim. Allah ki hemen bakın İhlas suresi, tevhidin, ihlasın esası, özüdür. Ve o surenin özü de başındaki ayet ve sonundaki ayeti birleştirerek Allah dengi olmayan birdir. Allahu ahad, küfüven ahad. Allahu ahad ve lem yekullehu küfüven. Evet, dengi olmayan birdir. Allah dengi olmayan birdir. Bakın. Bu evet Allah inancı. Bu inanç bozulmuş bir şekilde birçok dünyada var. Hristiyan dünyasında, Yahudi dünyasında, işte Doğu dinlerinde veya birçok dinde adam kendisini neye tapınıyorsun diyorsun. Diyor ki bilime tapınıyorum. E bilimin Rabbi Allah. Neye tapınıyorsun? İşte naturalistim. Doğaya tapınıyorum. E doğayı yaratan Allah. Yani dolaylı da olsa Allah'a tapınıyorlar. Fakat şimdi Allah'ı tanımak, Allah'ı bilmek yetmez. Bakın bir yakın zamanda bile insanların çok önemsediği bazı zevat Allah vardır, birdir mantığı üzerine. Yani Allah'ın varlığı üzerine çok çalışma yapmışlar. Bakın Allah'ın varlığı aslında çok inkar edilen bir şey değil. Allah'ın varlığını şöyle veya böyle az veya çok bütün insanlık bir şekilde biliyor. Biliyor. Hatta Allah Resullerinin mücadele ettikleri o Mekke müşrikleri dahil Allah'ı tanıyordu. Allah var mı? Var. Yağmuru kim yağdırıyor? Allah. Efendim size kim rızık veriyor? Allah. O zaman derdiniz ne? Ne biçim hükmediyorsunuz der. Malekum keyfe tahkumun. Yani ayeti kerime ne oldu size? Ne biçim hükmediyorsunuz? Madem işte yaratan Allah, yaşatan Allah. Peki sorun ne? Sorun Allah var ama ona muadil başkaları da var. Allah'ın yetkisini başkalarına da taksim ediyorlar. Allah'a yakın özellikle başkalarını da görüyorlar. İster bu devlet adamı, ister din adamı, ister şeytanın sağdan yanaşması, ister soldan yanaşması. Yani mesela o birisi vatandaş Allah'ın yarattığı olan doğayı Allah'a eş tutuyor. Allah'ın yarattığı bilimi scientist Allah'a eş tutuyor. İşte birisi Allah'ın yarattığı İsa Aleyhisselam'ı Allah'a ortak ediyor. Efendim Yahudi Allah'ın yarattığı Üzeyr Aleyhisselam'ı Allah'a ortak tutuyor.
tutuyor. Veya kendi kavmini öyle bir yüceltiyor ki Allah'ın seçkin kavmi adeta Allah, İslam, bütün insanlık o kavme hizmet için var. İşte faşizmin, kavmiyetçiliğin kendini veya kendi kavmini üstün görmenin en şey özelliği. İblisin özelliği neydi? İblis ne zaman şeytan oldu? Ne zaman ki iblis kendini Adem soyundan üstün görmeye başladı. Halbuki ikisini de yaratan Allah. Seni de çamurdan yaratabilirdi. Yok ben ateşlerim üstünüm. Ya seni çamurdan onu ateşten yaratabilirdi. Şu anda biz birçok kavme aidiz. Beni Yunan yaratabilirdi. İsrailli yaratabilirdi. Veya İsrailli'yi Türk yaratabilirdi. Bu bizim elimizde olmayan bir şey. Bu dolayısıyla üstünlük ölçütü değildir. Bakın Yahudiler de ne yaptılar? Aynen şeytan iblis gibi. Dediler ki biz Yahudi kavmi, İsrail, dünyadaki bütün kavimlerden üstünüz. Dolayısıyla onlar bize secde etsin. Biz onlara hiç şey yapmayız yani asla eşit değiliz. Onlar bizim için yaratıldılar. Aynen şeytani iblisi mantık. Şu anda bakın şeytanın, iblisin vazifesini Yahudilik almıştır. İsrailiyet almıştır. Yoksa batıl bile olsa bakın biz diyoruz ki Yahudilik batıldır. İslam'ın tahrif edilmiş halidir. Ama ona rağmen bizim ecdadımız da olsun, Resuller de olsun Yahudilere hayat hakkı tanımış, onların dinlerini yaşamaya hak tanımış, onların ihanetlerine rağmen onlara asla adaletsiz zulüm etmemişler. Ama biz neye karşıyız biliyor musunuz? Karşı olduğumuz şu, bir kavim kalkıp da kendisini Siyonist olarak, Siyonizm olarak, üstün ırk olarak kabul edip bütün insanlığa bir hegemonya kurmaya kalkıyorsa, bütün insanlığın kendisine secde etmesini istiyorsa ve asırlardır adeta bir şirket gibi, bir firma gibi babadan oğula bu insanları nasıl alt ederiz projesi çalıştırıyorlarsa, bunu nesilden nesile bu projeyi büyütüyorlarsa gönüllerinde, hatta bakın kendi çarmıha germeye kalktıkları İsa Aleyhisselam'ın takipçilerini, Hristiyanları bile kandırıp onları da Siyonist Hristiyan olarak, evet Evangelist Hristiyan veya Siyonist Hristiyan olarak onları bile kandırıp kendilerine uşak ediyorlarsa, daha sonra yetmedi Müslümanları aynı hale sokmaya çalışıyorlarsa, önce Hristiyanlaştırıp yani dinden kopuk böyle efendim hayata karışmayan, dünyaya karışmayan bir din haline dönüştürüp İslam'ı, sonradan da Siyonizme peşkeş çekmeye, paspas etmeye çalışıyorlar. Maalesef bazı bizden din adamları, cemaat önderleri de buna alet oluyor. Koskoca şahıslar, kellifeli şahıslar, nice genç dimağları onlara adeta kul köle ediyor. Bunu yapıyor, uşak ediyor. Zaten Siyonizmin istediği budur. Siyonizm aslında şeytanizmdir. Siyonizm eşittir şeytanizm. Evangelist Hristiyanlar, Amerika Hristiyanlığı da onların uşağı olmuştur. İsa Aleyhisselam'ı çarmıha geren o Siyonistleri hem de o haç işaretini boyunlarına takarak İsa Aleyhisselam'ın çarmıha gerildiği o suç aletini kutsayarak bu kadar taban tabana zıt hale getirebilmişlerdir dini. Bunu yapan Yahudi din adamları, fikir adamları, ilim adamları güya sözüm ona yıllardır bunu dünyada çalıştılar. Ve hiçbir bakın bizim Türkiye'de bile yani firmalar yani en fazla 100 yıllıktır babadan ola geçen. Devlet mirası da bakın biz devlet mirasını reddetmişiz yeni cumhuriyetle. Reddetmişiz yani bir miras yok. Batı'da da öyle. Amerika kurulalı kaç yıl oldu ki? Ama Yahudiler ta o günle 4000-5000 yıldır aynı projeyi devam ettiriyorlar. İstikrarla devam ettiriyorlar. Onun için bu azınlık nasıl çoğunluğa hakim oldu diye şaşırmayın. İstikrarla bunu devam ettiriyorlar. Bizde böyle bir şey yok. Biz bir başka kavim bize uşak olsun istemeyiz. Asla istemeyiz. Onun için ya biz niye geri kaldık? Ya affedersin birilerini uşak yapmak, köle etmek ilericilikse biz bunu istemezdik. Böyle bir ilericiliği, böyle bir teknolojiyi, böyle bir hegemonyayı biz istemezdik. Biz sadece adaleti isteriz. Hak üzere, herkesin hakkı herkese. Kimseye düşmanlık etmeyiz. Yani düşmanlıkta, savaşta bile bir adalet, bir hukuk koyan bir dinin mensuplarıyız biz. Onun için bu tür gerilikler, gerilik falan değildir kusura bakmayın. Adeta hırsızlık yaparak, eşkıyalık yaparak ilerlemekse biz onu istemezdik. Nihayetinde şu anda Siyonizm, Yahudilik ve özellikle onların uşağı olan Batı sermayesi, Batı
kapitalizmi, Batı efendim teknolojisi tamamen savaş üretmeye, teknoloji bu şekilde savaş üreterek, birilerini ezerek, onları yok ederek gelişmek üzerine kurulmuştur ve onların bir daha aynı yoldan geçmemesi için adeta bir teknoloji bile icat edilirken arkasına mayınlar döşüyorlar ki bir başkası aynı şeyi keşfetmesin, aynı şeyi elde etmesin, aynı teknolojiyi elde etmesin. Yani şu anda mesela bir nükleer enerji teknolojisi herkes elde ediyor da mesela niye bir Müslüman ülke elde etmesin? Niye buna yıllardır engel olunuyor? Yani bu sadece İran olduğu için demiyorum. Türkiye'de olsa aynı. Niye engel oluyorsun? Niye? Ama niye peki bu insanların birikimlerini savaş ederek, orada bombalar deneyerek 100 yıl, 200 yıl geriye bırakıyorsun? Ne hakkın var buna? Neden teknoloji bizi yakalayamasınlar diye? Teknoloji tekelleşsin diye. Bu bir hırsızlıktır. İnsanlardan çalmaktır. En başta bu teknoloji Allah'ındır. Allah'tan aldığın teknolojiyi Allah'ın dininin aleyhine kullanamazsın. Bu ahlaksızlıktır. Bu zulümdür. Dolayısıyla böyle bir medeniyet lanet olsun. Batsın böyle bir medeniyet. Bu Siyonist Hristiyanlık batsın. O afişe tekrar dönebilirsem ben. Bakın şu anda çarmıha gerdiler. Kimi? İsa Aleyhisselam'ı. Ama Allah kurtardı. Gelemediler. Allah onlara o şeyi vermedi. Yaşatmadı o sevinci. O sevinci bile yaşatmadı. İsa Aleyhisselam'ı kurtardı. İsa Mesih nereliydi? Efendim Kudüslüydü. Kudüs'te. Nasaralıydı. Nasaralı İsa. Ne oldu? Yahudiler Nasaralı İsa'yı nasıl çarmıha gerdiler? Bakın o yukarıdaki görünen. Aşağıdaki de birisi Nasaralı İsa Mesih, öbürü de Iraklı Musa. Iraklı Musa, Musa'ya o Ebu Garip cezaevlerinde veya başka yerlerde bu elektrik vererek, görüyorsunuz aynen benzettiler. Aynı şeyi yaptılar. Biz İsa Aleyhisselam'ın takipçileriyiz. İsa Aleyhisselam İslam Resulü. İsa Aleyhisselam'a yaptıklarını İsa'ya yaptılar. Bugünkü Irak'taki, Suriye'deki, işte Afganistan'daki, nereye? Arakan'daki, efendim Libya'daki, Mısır'daki, Filistin'deki, işte Doğu Türkistan'daki, nereye giderseniz gidin. Biz böyle zulüm yapmıyoruz diye bu gerilikse biz bunu istemezdik. Maalesef aynı mantık çalışıyor, aynı şey işliyor. Ne oluyor? İsa Aleyhisselam'a yaptıkları zulmü, Musa Aleyhisselam'a yaptıkları zulmü aynen bugünün İsa'sına, bugünün Musa'sına yapıyorlar. Bakın biz öyle bir geniş yürekliyiz ki. Bakın İsa Aleyhisselam biz bütün memleketimizde kullanılan bir isimdir. Musa Aleyhisselam hakeza. Biz İsa'cılık, Musa'cılık yapmayız. Biz İslamcılık yaparız. Dolayısıyla İslamcılık hepsini ihata eder. Hepsini kuşatır. Gene dönelim Şia mantığına. Efendim yok Ali'ciymiş, yok Hasan'mış, Hüseyin'miş. Ya bakın Türkiye'de en fazla kullanılan isimlerden birisi Ali'dir, birisi Hasan'dır, birisi Hüseyin'dir, Fatma'dır, Zeynep'tir. Yani biz şuculuk buculuk yapmaya en uzak bir topluluğuz. Yani tabii ki bizde de bu hastalık bulaşmış. Bakın bizdeki şuculuk buculuklara da, bizdeki bazı şuculuk buculuk yapan tarikatlara da, şuculuk buculuk yapan böyle belli kişileri Allah'ın Resulü'nün önüne getiren işte değişik meşrepler de kaynağını İran'dan almıştır. Yani onun kökü İran'dadır. Eğer araştırırsanız yani İslam coğrafyasına, Osmanlı coğrafyasına bu sıkıntılar İran'dan nüfuz etmiştir. Oraya da İslam'a gene İran'ın eski şamanizminden veya işte mecusilikten, daha orada Orta Asya'daki şamanizmden o tür eski paganist, putperest dinlerden intikal etmiştir. İslam'ın aslında şahısçılık yoktur, şuculuk yoktur, buculuk yoktur. Allah Resulü bakın şöyle buyurur. Ey ümmetim, geçmiş ümmetler kendi peygamberlerinin kabirlerini yapıp onun etrafına da mescit yaparak onlara tapınarak yoldan çıktılar. İşte İsa Aleyhisselam'a tapınarak, Üzeyr Aleyhisselam'a tapınarak, kendi kavimlerine tapınarak, Resullerine tapınarak. Dolayısıyla bunlar, bütün bunlar vesiledir, vesile. Esas olan Allah'tır Celle Celaluhu. Ona iman etmektir. Onun ipine sarılmaktır. Onun dininden gitmektir. Onun kitabını okumaktır. Onun kitabını sımsıkı tutmaktır. Ona sımsıkı sarılmaktır. İşte bakın gene bu işin mayası, bu işin özü az veya çok şu topraklarda var. Ben bu toprakları seviyorum.
bu toprakları seviyorum. Hatta bakın Mekke, Medine, Kudüs'ü çizerseniz orada bir ok işareti çıkar. O ok işareti de İstanbul'u gösterir. Özellikle İstanbul'u hakikaten sevilesi bir mekan. Şunu diyoruz yani birçok bulaşıklık bize gelmiş. Tu yani bulaşıklıklar. İstikbar, kibirlenme, işte sulta oluşturma, dikta oluşturma, darbeler, emperyalizm, işte vesaire bir taraftan. Diğer taraftan ruhbanilik, din adına üretilen cemaatler, din adına üretilen ancak dinle şöyle bir kenarından dile bulaşan fakat daha çok başka pisliklerin içinde olduğu cemaatçilikler, şunlar bunlar, ruhbanilikler vesaire bütün bunlar İslam'da olmayan şeylerdir. Bir şekilde bunlar bulaşmış ama gene her şeye rağmen ümit şu topraklardır. Ben yani bir ümit, yani halen ümit varım ve başka da çaremiz yok zaten. Başka da ümidimiz yok. Gene bu topraklara yüklenip bu toprakların insanları şu İslam coğrafyası için bir abilik yaparak, bir öncülük yaparak, bir kendine gelerek. Yani bunun çok cılız seslerini duyuyoruz ama bu yetmez, bu yetmez. Daha da güzeli, daha da iyisi. Bu bütün insanlık adına bakın. Bu bizim şu ümmetin, şu milletin şerefi olacaktır. Eğer bunu başarırsa, eğer bu küresel şeytanizm, siyonizme olan tepkisini daha vakarlı, daha tutarlı, daha istikrarlı, daha bilinçli devam ettirir ve bunu daha da güçlendirirse, bunun altını beslerse ve düzgün bir duruşla yani yola devam ederse, diklenmeden, dik durarak, güzel bir şekilde bunu devam ettirebilirse inşallah şu nesilden bir şeyler çıkacaktır. Bu sadece bizim için değil, bütün ümmet için hatta bütün insanlık için bir cevherdir, beklenen ümittir. Öyleyse bu ümidi besleyelim, bu filizi besleyelim, bu filize gübre verelim, bu filize su verelim ve Siyonist Hristiyanlığa karşı dikkatli olalım, ayık olalım, uyanık olalım. Ve şu uyandırma hizmetinden istifade edelim. Acizane. Yani bu iş Rabbimin işi, Resullerin işi. Biz ancak belki onun zurnanın son deliği böyle oradan bize yansıdığı kadar, çıkartabildiğimiz kadar çatlak çatlak, cılız cılız bir ses çıkarmaya çalışıyoruz. Yani inşallah bu sesimiz böyle yankılanır, büyür, gelişir ve yani bizi utandırır. Biz yani yoksa bizden çıkacak bir sesle olacak iş değil. Biz bu işin çok zayıf, cılız, yetersiz şahsiyetleriz. Ancak işte adamın olmadığı yerde hesabından kusura bakmayın mecburiyetten bu işi yapmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğinde, dilimiz döndüğünce ama hakikaten ümmetin tevhid üzere vahdeti için önce bir doğru bir bilinç, doğru bir inanç, doğru bir iman, doğru bir emniyet ve bunun üzerine bir İslam teslimiyet ve bir sulh, ıslah çalışması, salih amel yani ıslah ameli, ıslah çalışması, barış çalışması, sulh çalışması bu İslam'ın adıdır. İnsanlar kalkıp İslam'a sulhtan, barıştan bahsetmesinler. Bakın İslam gücü olmak zorunda. İslam gücü demek kuvve İslam. İslam gücü, barış gücü demektir. İslam gücü dışındaki her güç batıldır ve zarar üretmeye mahkumdur. İstemese de, dilemese de zarar üretecektir. Çünkü insanlık için fayda üretecek yegane güç İslam gücüdür. Kuvve-i İslam'dır. İslam birliği, İslam gücü oluşturmak zorundadır. Bu memleketten başlamak zorundadır. Ve buna bütün Hristiyanlık dünyası, Yahudilik dünyası, Doğu dünya, Batı dünya, Kuzey dünya, Güney dünya buraya katılmak durumundadır. Ve bu şelale burada yakılacaktır inşallah diyoruz. Ve bir sonraki afişe de fazla da boğmayalım. Bir sonraki afişe geçebiliriz inşallah. Evet peki bu nasıl olacak? Ey imanlılar! Bunlar yatarak olmaz. Hep dünyaya çalışarak olmaz. Bakın şu anda Cuma günü başta bahsetmişti. Cuma oradan geliyor. Cem. Yani Allah'ın ipinde cem olun. Toplanın. Bir araya gelin. Bunun zaman olarak da işte ay olarak Şehr-i Ramazan. Yılda bir ay. Haftada bir cuma vardır. Cumanızı zikrullah'a ayırın. Yani zikir deyince bakın ben Kur'an'ı anlamını veriyorum. Kur'an'ı anlamak, Allah'ı anlamak, Allah'ı anmak ve anlatmak. Bunun davasını gütmek. Zikir budur.
Kur'an'daki anlatılan zikir budur. Bunun dışındaki zikir diye sizi oyalayan bir şeylere kapılıyorsanız, bakın burada bir şeytan işi vardır. Zikir gibi görünse bile Allah muhafaza bir taraftan sizi oyalıyorlardır. Dikkat edin. Önce Kur'an anlaşılacak. Kur'an anlaşılmadan, Kur'an anlatılmadan, Kur'an anılmadan, Allah anılmadan zikir olmaz. Ve Allah Teala Cuma'yı zikrullah'a ayrım buyuruyor. Ya Cuma'da ne var? Hutbe var. Hutbede ne var? Kur'an'ın izahı var. O bir zikirdir. Ve ey imanlılar, ey bu davaya yemin edenler, ey İslami açıdan savcılar, Cuma'nızı zikrullah'a ayırın. Cuma günü zikirle donanın, Kur'an'la donanın. Cuma gününüzü tatil yapmıyorsunuz bile, yapmıyorsanız bile onu dünyalık işlerle değil, dünyalık işi gerekirse pazar günü yap. Pazar günü niye şey taklit ediyorsun? Niye Hristiyan'ı taklit ediyorsun? Üstelik kerahat vakitlerinde namaz kılınır mı mesela? Bakın, güneş doğarken, güneş batarken, güneş ortadayken kerahat vakti namaz kılınmıyor. Niye? Çünkü güneşe tapanlar, putperestler ne yaparlar? O saatte namaz kıldıkları için o saatte namaz kılınmaz. Peki pazar nedir? Pazar güneşe tapanların gündür. Sunday'dir. Sunday, güneş günü. Güneşe tapanların günü. Tam kerahat günüdür. Kerahat günü insanlar cumayı bırakıyorlar, kerahat günü din işleri yapıyorlar. Veya tatil yapıyor. Kardeşim, cuma gününü zikrullah'a ayır. Eğer dünya işleri için vaktin kalmıyorsa cumadan dolayı, o zaman git pazar günü çalış. Pazar günü şeye benzeme. O öğlene kadar yatma. Ve pazar günü Hristiyanlara benzeme. Hatta Hristiyanlık bile değil, Hristiyanlar putperestlere benzemiş. Onların taklit etmiş, sen de onları taklit ediyorsun. Yani affedersin, bu kadar da rezillik olmaz. Pazar günleri dükkanlarınızı açın, iş yerlerinizi açın. Cuma günü mescitlere gidin. Ama adam gibi mescitlere. Öyle doğrudur şeyini yapamayan, görevini yapamayan, sadece parasını alan, işi gücü böyle emir kulu, memurluk olan değil. Adam gibi vaaz yapan, adam gibi hutbe yapan, yani siz yapamıyorsa da siz tazik edin arkadan ya. Yaptırtın, yaptırtın, yapamıyorsan çekil deyin. Yani asıl olan nedir aslında bu işi? Parasız, pulsuz, fi sebilillah yapmaktır. Ve bunu yapacak insan var. Yapamıyorlarsa çekilsinler hesabından. Değil mi? Yani veya özel alanlar açılsın. Şu anda ben işte tıpçıyım diyelim. Birçok özel hastane var. Birçok özel hastane var. Aslında bağımsız olmaya en layık olan dindir. Bağımsız olmaya en layık olan dindir. Çünkü her şeyden bağımsız, tuğyanilerden bağımsız, ruhbanilerden Allah'a bağımlı. Ancak oflu gibi der ya, ben Allah'a doğrudan bağlıyım. Aslında çok güzel bir laf. Yani biz öyle olmak durumunda. Ve cemaatimiz biraz tazyik yapsın ya. Adam gibi şeyler konuşulsun. Kur'an ketmedilmesin, gizlenmesin. Birçok ayetler bakın. Hatta bu darbe dönemlerinde bazı talimatların gittiği şu ayetler okunmasın, şu sureler okunmasın. Bu ne demek yani? Bu ketmetmenin ta kendisidir. Ve Kur'an'ı ketmeden ayet-i kerime yazar, midesine ateş dolduruyordur. Kur'an'ı ketmederek para kazanan. Yani ketmetme, bunu ketmet, sana görevin devam etsin. Ketmetmezsen görevinden alırız. Yani ne demek? Ketmedersen sana maaş yok. Efendim, halbuki o maaş nereden? Allah'tan. Yani insanlar o kazancı yarattılar mı? O para nereden geliyor? Allah'ın hazinelerinden geliyor. Allah'ın yarattığı şeyden geliyor. Allah'ın hazinesiyle, efendim geçen şeyde bahsetmiştik sohbetimizde, Firavun'un köleleştirmesi adeta. Yani Allah'ın mülkünü ektirtiyor o kölelere. Elde ettiği kazancı da gıdım gıdım o insanlara veriyor ve onu bir güç olarak kullanıyor. Güç olarak kullanıyor. Korkutuyor, sevdiriyor. Yani bir havuç sopa mantığıyla bu şekilde innehu huve ehlut takva ve ehlul mağfire. İnnehu huve ehlut takva ve ehlul mağfire. Allah'tır korkulacak merci. Allah'tır sevilecek merci. Ehlut takva ve ehlul mağfire. Mağfiret ehli de, bağışlayacak ehil de, verecek ehil de, maaşı veren Allah'tır aslında baktığınız zaman. Maaşı veren Allah, korkulacak merci de yegane odur. Onun için cumanızı zikrullah'a ayırın ve asla asla Hristiyanları ve paganistleri ve onların tatil günü olan pazarı böyle bir ibadet aracı olarak, tatil aracı olarak kullanmayın. Diğer günlerden bir fark ona atfetmeyin. Diğer günlerle aynen tutun. Eğer diğer günlerden farklı bir
mana ona yüklüyorsanız işte Hristiyanları taklit ediyorsunuz. Daha da beteri paganistleri, putperestleri taklit ediyorsunuz demektir. Onun için bizim anlayışımızda pazar inancı, pazar günü, bakın bu terminolojiyi, bu kavramı da ilk defa ben kullanıyorum. Yani bir fıkıh demek, fıkıh, fıkh etmek demek. Yani Kur'ani mevzuları güncelleştirmek demektir. Yani Allah Resulü zamanında gün doğarken ibadet edilmiyor, batarken ibadet edilmiyor, gün ortadayken ibadet edilmiyor. Niye? İşte o vakit ibadet edilmez. Niye? Çünkü güneşe tapanlar öyle yapıyor diye. Peki şu anda güneşe tapanlar pazarı tatil yapmışlar. Pazarı tatil yapmışlar. Sen niye o güne ibadeti o güne hasrediyorsun? Niye o gün dini toplantılar hasreten o gün? Niye efendim o günü tatil yapıyorsun? O zaman o günü diğer günlere eşitle. Fark oluşturma, farklı mana yükleme. Ancak cumanı zorla. Bakın şuradan söylüyorum. Burası madem hak hukuk, madem insan hakkı, ya şu ülkenin insanları şöyle veya böyle bir şekilde kendini İslam'a nispet ediyor. Neden bu insanların ibadet günü olan cuma günü böyle daraltılsın, cuma daraltılsın, ondan sonra cemaatle imam arasında işte vakit yetişti, yetişmedi, şöyle oldu, böyle oldu, kavgaları olsun. Neden? Neden bu düzeltilmesin? Neden cuma günü ibadet günü olarak ayrılmasın? Neden? İşte Allah Teala'nın ayeti. Cumanızı Allah'a ayırın arkadaşlar. Haftada bir gün eğer biz bu davayı yükleneceksek, eğer biz dünyanın ümidi olacaksak, biz ümmetin ümidi olacaksak en azından haftada bir gün. Bakın Yahudiler haftada bir güne riayet etmediler, cumartesi yasağına riayet etmediler. Allah onları ne hale getirdi, zelil etti. Onlara aşağılık maymunlar olun dedi. Peki bizim üstünlüğümüzde bize Allah iltimas mı geçecek? Bize torpil mi geçecek? Eğer biz de onların yaptığı gibi cumaya riayet etmezsek, cumayı iş günü yaparsak, cumayı esnaflar başlasın özellikle. Esnaflar bir defa cumayı kapatsın, kepeğini kapatsın. Pazar günü açsın arkadaş. Açsın ve bunu diğerleri de takip etsin. Bakıyorsunuz ülkenin bir coğrafyasında bazı beşeri ideolojiler için, ateist bir ideoloji için ne yapıyorlar? İnsanlara kepek kapattırıyorlar, açtırıyorlar. Kapattırıyorlar, açtırıyorlar. Peki ben sesleniyorum arkadaşlar. Ey Müslüman, ey kendini İslam'a takvalı olduğunu söyleyen, böyle kılı kırk yaran, cuma günü dükkanını kapat, pazar günü aç, cuma günü bir şekilde kendini bu davaya hazırlamaya ayır, ibadete ayır, hutbeye ayır, güzel hutbe veren yerlere git, hakkı hakikaten anlatan yerlere git, o zaman bir rekabet olsun ya, rekabet olsun. Haklı bir rekabet olsun, hiç olmasa insanlar daha doğru dürüst bir iş yapsınlar ve hatta bu konuda özel alanlar açılsın. Özel alanlar açın. İş yerini cuma günü kapat, bir alanı varsa geniş alanı, kardeşim orayı cumaya aç. Cumaya aç, geniş bir alan mı? Salon mu? Aç cumaya. Orada bağımsız bir efendim hakikaten hutbe okunsun, din anlatılsın, hiç kimseden çekinmeden, rahat rahat. Ancak kırmadan dökmeden, bakın yapıcı olmak adına, İslam'ı bu insanlığın idrakine indirmek üzere, bu insanlara yardımcı olmak üzere. Bakın en büyük hizmet budur. En büyük hizmet budur. Hizmet, hizmet, hizmet diye İngilizce öğretmek değil. Hizmet, hizmet, hizmet diye bilmem nelere peşkeş çekmek değil. Gerçek hizmet hakikaten Allah'ın dinini, o kitabın dilini öğretmektir. Başka dil değil. Leylim ley şarkı türkü söyletmek değil. O dili ve o dini herkese öğretmektir. Kimse bilmesin, bir kişi bilsin, onları koyun gibi gütsün. İnsan bilinçlenmesin. Mantığıyla hatta İmam Hatiplere bile karşı çıkmak değildir. İnsanlar bilinçlenecek. İnsanlar bilinçlenecek, insanlar eğitilecek, insanlar düşünecek ve yanlışa yanlış diyecek. Yok efendim benim yanlışımı bulurlar diye hoca efendilerin kusura bakmasınlar. Böyle efendim şey Arapça işte hareketsizdir, onu kimse bilmez. Kur'an'ı kimse anlamaz. Şu olma, bunu tek ben bilirim. Ya bu Yahudi mantığıdır ya. Bu Yahudi mantığıdır. Bu Yahudi mantığıdır. Ne yapar ondan sonra Yahudi din adamları gelişir. Ondan sonra Yahudiler dünyanın şeyi olur. Din adamları grubu. Herkes onların ağzına bakar. Gördünüz işte. Ne yaptılar? Dünyayı ne hale getirdiler? Böyle bir din adamı tayfası oluşturmak bu hale getirir. Bu yanlıştır. Bu yanlıştır. Onun için muhterem kardeşlerim,
Bilinçlensin insanlarımız. Ya en azından doktorudur, mühendisidir, avukatıdır, bilmem nesidir. Adam bir sürü şeyler öğreniyor. Kur'an'ı mı öğrenemeyecek? Öğrensin, kafa yorsun, tefekkür etsin. Ha tabii ki yani doğru üzere kafayı gözü de kırabilir. Ya yanlış yapayım öğrenecek ya. Yanlış yapayım öğrenecek. Kimse buna engel olmasın. Diğer türlü toplum adeta koyun haline dönüşüyor. Akletmeyen, fikretmeyen, böyle robotik bir garip insanlık yürüyor. Bu İslami bir anlayış değildir. Bakın bu Kur'an belli bir gruba değil, bütün insanlığa inmiştir. Allah Teala onun için kolaylaştırmıştır. Herkes anlasın diye. Herkesin kendine göre bir anlayacağı vardır. O kişi az anlayacaksa o onun yapısıdır. Sen Allah'tan daha fazlasını anlatamazsın. Ona anladığı yeter. Yani o Kur'an okumasında seni dinleyince daha mı fazla anlayacak? Yani sen Allah'tan daha mı güzel anlatacaksın? Celle Celaluhu, Allah'tan daha mı fazla anlatacaksın? Asla böyle bir şey olamaz. Hiç kimse, Resuller dahil, Allah'tan daha güzel anlatamaz. Onun için herkes Kur'an'a yönelmesi lazım. Onu anlamaya çalışması lazım. Şu anda ezan vakti geldi zannediyorum. Şu anda Muhammediye ezana bağlıyoruz. Ezandan sonra buradayız inşallah. Evet, evet muhterem kardeşlerim. Allahümme rabbe hâzihi d-davveti t-tâmmeh ve salâtil kâimeh âti Muhammedenil vesîle vel fâzîle ve derecetel rafiyah ve ba'athu meqâmen mahmûdenillezî ve'atteh inneke lâ tuhliful mi'âd. Sadakallâhul azîm. Rabbim, şu ezanın Rabbi, şu salatın Rabbi, şu sıyamın Rabbi, şu imsakın Rabbi, şu sahurun Rabbi, şu Kur'an'ın Rabbi, bütün insanlığın Rabbi, Muhammed'e vesile, fazilet ve yüksek dereceler ver. Onu, bizi de ona vaat ettiklerinden bize de ver ya Rabbi. Az da olsa bize de ondan hisseler ayır ya Rabbi. Ve o Muhammed Aleyhisselam'a vaat ettiğin makamı Mahmud'u, o övülen makamı ona nasip eyle ya Rabbi. O bize öncülük etti ya Rabbi. O bu dava için çok çile çekti ya Rabbi. Biz de onun mirasını tüketiyoruz ya Rabbi. Ona daha çok ver ya Rabbi. O bunu bizden daha çok hak etti ya Rabbi. Ve ona verdiklerinden bize de nasip eyle ya Rabbi. Evet. Sahur vaktini de bir şekilde gene uyandırma hizmeti olarak bu şekilde nihayete erdiriyoruz. Allah cümlemizi bu vaktin vesilesiyle, şu söylenenler vesilesiyle, okunanlar vesilesiyle, Rabbim vaadinden dönmez, Resul'e o makamları vereceği gibi, inşallah bize de verir. Ve şu söylenenler vesilesiyle bizi, yakınlarımızı, toplumumuzu, Türkiye'mizi, ümmeti ve tüm insanlığı inşallah bu saadetle, bu selametle, bu huzurla, bu kazançla, bu menfaatle buluşturur insanlar. İnşallah. Bütün insanlık, yani herkes bundan istifade etsin. Herkes, yani aşırıya da, yani yetebildiği kadar kendince bundan istifade etsin inşallah. Bizim derdimiz budur. Asla sadece kendimizi düşünmüyoruz. Ancak birilerine bunu ulaştırmak için önce kendimizden başlamak, önce kendi evimizin önünü temizleyerek devam etmek durumundayız. Bizim meselemiz sadece bundan ibarettir. Eğer az bir nasihatte bulunabildiysek, faydalı olabildiysek ne âlâ, Rabbim bunun ecrinden inşallah bizi istifade ettirir diyorum. Ve size Allah'a emanet ediyorum. Hayırla inşallah bir sonraki programda buluşmak üzere. Maasselam, selametle, hoşçakalın.